Şimdi bunu anlatmamız da önemli. Şu yönden önemli. Bunların bu toplum içerisinde nasıl böyle filizlendiğini anlama açısından önemli. Biz o zaman işte 79'da Harbiye'de 3. sınıfta öğrenciyiz. Tabii o günkü şartları biraz önce anlattık. O şartlar içerisinde dindarlığını muhafaza eden veya o şekilde olabilen arkadaş sayısı 3-5 geçmez. Belli sayılardayız. Bu FETÖ, dindar görünen bir ihanet yuvası, görüntüsü bu. Halkı böyle kandırdı. Allah peygamber diyerek kandırdı. O zaman da tabii vaazları falan işte böyle herkes iştiyakla dinliyor. Bunu herkes böyle muhabbetle kucaklıyor, övüyor. Yani affedersiniz salya sümük ağlayarak böyle insanların ne bileyim böyle dibine girerek böyle güya işte kendisini farklı gösteriyor. Acite ediyor. Acite ederek böyle şey yapıyor. Toplumun da pozitif anlamda ilgi gösterdiği bir hoca öyle görünüyor. Şimdi bizde Allah var. O dönemde bu zaman zaman Kısıklı'ya geliyor. İstanbul Kısıklı'ya. O zaman geldiğinde işte gidiyoruz. Onun sohbetlerine katılıyoruz. Tabii Harbiye'li olduğumuz için tabii biz oraya direkt Harbiye'li olarak gitmiyoruz. Tabii hiçbir şekilde onun hakkında olumsuz bir düşüncemiz yok. Bu da Türkiye'de var olan diğer işte hocalar gibi İslam'a hizmet etmek isteyen, topluma İslami ne bileyim böyle konuda yardımcı olmaya çalışan birisi olarak görüyoruz. 79'da bir sömestr tatili öncesi bize dediler ya işte sizi misafir etmek istiyor. Nerede? İzmir Yamanlılar'da bir yurt kurmuştu o zaman. O yurda sizi davet ediyor. Nereden çıktı dedik ya bizi niye hani? Ve biz o zaman dedik ya işte herkesin sevdiği saydığı bir kişi bizi davet etmiş. Ve sömestr tatilinde İstanbul'dan bizi aldılar ta İzmir'e. 79 kaç 79'da. Yaşındasınız? 58 doğumluyum. 21 yaşındayım. Ve biz gittik. Orada birkaç gün misafir olduk. Sabah namazında beraberiz. Öğlen yemeğinde, sabah kahvaltıyı beraber yapıyoruz. Öğlen yemeğinde beraberiz, akşam yemeğinde beraberiz. O zaman ben de ya ilgili bizi tamam davet etti de hep bizimle beraber olması da insan neden bize bu kadar zaman ayırıyor, neden zahmet ediyor falan diye düşünüyoruz yani. Ben hayatımda teheccüd namazı pek yani öyle çok dindar bir adam değilim yani onu da söyleyeyim. Teheccüd namazı farz bir namaz değil. Peygamberimizin hiç aksatmadığı ama hiçbir zaman da ümmetine yük olmasın diye de hani aleni yapmadığı bir ibadet. Zaten aleni olmaz. Ben teheccüd namazını orada kıldım. Yani kalkardık. Gelirdi. Sabah namazında da hatta o işliğiyle cübbeyi giyerdi. Önümüzde imam. O şekilde. Tabii garibimize giderdi. Yani biz birkaç gün kaldık orada. Ondan sonra ayrıldık. Herkes... Yani Hava Harp Okulu öğrencisiyken... Öğrencisiyken gittik ona misafir olduk. Kaç kişiydiniz okulda? Vallahi yani 2-3 kişi diyelim bizim. Başkaları da vardı o dönemde giden. İşte bu demek ki FETÖ'nün yeni yeni böyle işte sızma gayretlerin başladığı dönemler. Aradan 5-6 ay geçti. Bir Teğmen arkadaş bizden önce mezun olmuş. İzmir'de kendisi görevli. Demek orada görüşüyorlar. Bu geldi İstanbul'a. Dedi ki Mustafa selam var. Eğer kabul ederseniz beraber çalışmak istiyor. Burası çok enteresan. Dedim abi. O dedim hoca biz askeriz dedim yani. Öğrenci de olsak yarın subay olacağız. Dedim beraber ne iş yapacağız dedim yani ben bunu anlamadım. Beraber çalışalım derken ne çalışması yapacağız?
Ya işte silahlı kuvvetlerde kadrolaşma, adam kazanma, insanları işte İslam'a kazandırma falan filan, masum böyle şeyler. Dedi abi ben buna tek başıma karar veremem. Biz dedim arkadaşlarla bir istişare edelim. Dedim sana sonucu bildiririm. Ya ben dedi yarın hemen döneceğim dedi. Hafta sonu. Pazar dedi geriye döneceğim. Bana yarın cevap vermen lazım. Tamam dedim ben sana yarın cevabımı veririm. Akşam oturduk arkadaşlarla. Dedim ya böyle bir teklif var. Böyle bir mesaj var. Ne diyorsunuz? Şimdi dediniz ya kaç yaşındaydınız? 20-21 yaşında üniversite öğrencileriyiz. Öyle düşünün. 20-21 yaşındaki gençlerin de mutlaka bir ufku vardır da hayat tecrübesi olarak benimle kıyaslanması mümkün değil. Yani toy gençler diyelim. Ve biz kendi aramızda müzakere ettik. Aldığımız karar tarihi bir karar. Ve ertesi gün kendisine bu cevabı verdik. Biz bütün yani Allah için, İslam için gayret eden herkesi seviyoruz. Bütün hocaları seviyoruz. Bu millet de sever zaten. Yeter ki Allah için iş yapsın. Fakat onların silahlı kuvvetler içerisinde böyle bir çalışmaya girmesi doğru bir yöntem değil. Onlar bizim dinimizi öğrenmemiz için bize yardımcı olsunlar. O güzel bir şey. Varsa böyle bir yani talep, o konuda yardımcı olsunlar. Fakat bizim silahlı kuvvetler içerisindeki davranışlarımıza hiçbir şekilde müdahale doğru bir yöntem değil. Bu ileride hem bize zarar verir, hem onlara zarar verir, hem de memlekete zarar verir. Dedik bizi bu konuda mazur görsün, biz yokuz. Verdiğimiz cevap bu. Peki o teğmen ne oldu? O teğmen arkadaş yıllar sonra onlara aynı masum bir şeyi vardı. Sonradan bunların ne olduğunu zaman gösterdi. Yavaş yavaş bunların kirli yüzü ortaya çıkmaya başladı. Onu görünce o da uzaklaştı. Onlardan uzaklaştı. O da bizden farklı bir insan değildi. Evet ama... Ama şunun için söylüyorum 79'da yani... bizimle böyle temasa geçemedi fakat başka insanlarla temasa geçtiler ve çalışmaları yürüttüler. Evet.